Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık nükleik asitlerin yapısını bitirdik. Ribozomun yapısından bahsettik. Ribozomal RNA'dan bahsettik arkadaşlar. Şimdi geliyoruz protein sentezine. Protein sentezi translasyon dediğimiz evrede gerçekleşiyor arkadaşlar ve translasyon 3 aşamada gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Başlama, uzama ve sonlanma evreleri olarak arkadaşlar 3 evrede gerçekleşiyor ve bu olayda ATP'nin bir benzeri olan guanozin trifosfat dediğimiz GTP harcanıyor. Hani biz genelde işte TYT ve AYT'de anlatırken hep ATP'den bahsediyoruz. Ama tabii ki bizim detay olarak bilmemiz gerekiyor. Protein sentezi sırasında GTP yani guanozin trifosfat aynı ATP'ye benzer bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Enerji olarak bunu harcıyoruz. O zaman şöyle sayfamızı değiştirelim ve özelliklerini yazalım arkadaşlar. Şöyle tabii sonra şekil üstünde de anlatacağım. O zaman yazalım. Translasyon 3 evrede gerçekleşir. 3 evrede gerçekleşir. Nedir bunlar? 1 başlama, 2 uzama ve 3 diyeceğiz arkadaşlar sonlanma olayları. Sonlanma evreleri. Burada da ne harcıyoruz dedik? ATP yerine GTP dediğimiz enerji molekülünü harcıyoruz. O zaman yazalım. Bu olayda enerji olarak guanozin trifosfat yani GTP harcanır. Şimdi zaten nerelerde harcandığını ayrıca şekil üstünde de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, translasyonun başlama evresi nasıl gerçekleşiyor? Bakın, başlama evresinde mesajcı RNA, bu polipeptit zinciri var ya, o zincirin başlangıcının oluşması için ilk amino asidi taşıyan taşıyıcı RNA ve ribozomun iki alt birimi bir araya geliyor. Arkadaşlar şöyle düşünün, bakın normalde ribozomun büyük ve küçük alt birimleri birbirinden ayrıdır. Sitoplazmada ayrı olarak bulunur. Ama mesajcı RNA geliyor, küçük alt birime bağlanıyor. Daha sonra bunun başlangıç olan ilk amino asidi başlangıç kısmına geliyor ve büyük alt birimde hemen küçük alt birimin üstüne geliyor. İşte böylece büyük alt birim ve küçük alt birim birbirine birleşiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Bakın, başlama evresi diyoruz ya. Şöyle yanına, bakın, bir yan başlık olarak yazalım. Şöyle bir başlama evresi diyelim. Başlama evresi. Bu evrede neler gerçekleşiyormuş? Bu evrede dediğimiz gibi mesajcı RNA'yı polipeptit zincirinin ilk amino asidini taşıyan tRNA'yı ve ribozomun iki alt birimini bir araya getiriyoruz arkadaşlar. Bir araya getirir. İşte başlama evresi aslında böyle gerçekleşiyor. Mesajcı RNA'yı polipeptit zincirinin ilk amino asidini taşıyan taşıyıcı RNA'yı ve ribozomun iki alt birimi arkadaşlar başlama evresinde bir araya geliyor. Şimdi nasıl oluyor peki? İlk olarak arkadaşlar, bakterilerde söyleyeyim ben size. Bakterilerde ilk olarak küçük alt birim hem mesajcı RNA'ya hem de metiyonin amino asidini taşıyan başlatıcı taşıyıcı RNA'ya bağlanıyor. Bakterilerde bu şekilde gerçekleşiyor. O zaman yazalım. Bakterilerde, şimdi ökaryotlarda farklı gerçekleşecek çünkü. Bakterilerde küçük alt birim hem mesajcı RNA'ya hem de metiyonin. Şimdi metiyonin amino asitini sentezleyen karşılık gelen kodon AUG kodonudur ve bu başlatıcı kodondur arkadaşlar. Başlatıcı kodon tüm canlılarda aynıdır. Bunu sakın unutmayalım. AUG kodonu ve metiyonin amino asitine denk gelir. Metiyonin taşıyan
Taşıyıcı RNA'ya bağlanır. Şöyle başlatıcı tRNA'ya bağlanır. Şimdi bakteriler de bu şekilde. Peki ökaryotlarda ne olacak? Arkadaşlar ökaryotlarda küçük alt birim başlatıcı taşıyıcı RNA ile mesajcı RNA'nın 5 üst ucuna bağlanıyor ve hareket ediyor. Ya da şöyle de gerçekleşebilir. Başlama kodonuna ulaşıncaya kadar sonuçta direkt başlama koduna gelmiyor. İlk başta farklı kodonlarda gelebilir. Başlama kodonuna ulaşıncaya kadar arkadaşlar mesajcı RNA boyunca bir tarama yapılıyor. Tarama yaptığında AUG yani başlangıç kodonu geldiği zaman translasyon başlıyor. Ökaryotlarda direkt olarak metiyonini bulup oradan bağlanıyor. Bakterilerde pardon. Ökaryotlara geldiğimizde direkt 5 üstü ucuna bağlanıyor mesajcı RNA'nın ve hareket ediyor. Ya da arkadaşlar ilk önce bir tarama yapıyor. Tarama yaptıktan sonra AUG'yi bulunca bağlanma gerçekleşiyor. Bu şekilde düşünebiliriz ökaryotlar için. O zaman yazalım ökaryotlarda küçük alt birim başlatıcı tRNA ile mRNA'nın 5 üssü ucuna bağlanır. 5 üssü ucuna bağlanır ve hareket eder. Ya da başlama kodonuna, bakın burada direkt başlama kodonuna bağlandı. Ya da başlama kodonuna ulaşıncaya kadar mRNA boyunca hareket eder. Tarama yapar yani. mRNA boyunca tarama yapar. AUG yani metiyonini sentezleyen başlangıç kodonu arkadaşlar gelince translasyon başlar. Şimdi başlama evresi bu şekilde başladı. Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Uzama gerçekleşecek. Uzamayı nasıl gerçekleştireceğiz? Şöyle. Uzama da bundan sonra artık amino asitler birbiri üstüne gelecek. Ama şimdi uzama evresi başlamadan önce biz bu GTP dediğimiz enerjiyi nerede harcıyoruz? İlk önce ondan bahsedelim. Arkadaşlar şimdi bu 3 tane birim birleşiyor ya. Nedir bu 3 birim? Taşıyıcı RNA, başlatıcı olan taşıyıcı RNA, mesajcı RNA ve ribozomun birimleri. Bunlar birleşince bu 3 tane birim büyük alt birim geliyor. Bağlanıyor. Bakın küçük alt birim bağlandı. Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA birbirine bağlanıyor. Daha sonra büyük alt birim gelip küçük alt birime bağlanıyor. Böylece translasyon başlama kompleksi dediğimiz o kompleks birleşmiş oluyor, tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bu olaylar sırasında da GTP hidroliz ediliyor ve enerji sağlanıyor. Peki GTP neden hidroliz ediliyor arkadaşlar? Burada olayın doğruluğu kontrol edilmiş oluyor aslında. ATP harcandığı zaman artık olay doğru olarak gerçekleşmiştir ve devam edebilir. Bir nevi doğruluk saptanmış oluyor. Peki başlama olayı tamamlandı. Ne oluyor bu sefer? Başlatıcı olan taşıyıcı RNA ribozomun P bölgesine yerleşiyor. Bakın P bölgesi neredeydi? Ortadaydı değil mi? Hatırlayın. Şurada bakayım hemen. Evet, ribozomun yapısı buradaydı arkadaşlar. Bakın P bölgesi şurası. Şimdi A bölgesine ilk önce geldi. Daha sonra ne yapıyor? Bakın P bölgesine geliyor arkadaşlar. Bu başlatıcı taşıyıcı RNA P bölgesine bağlanıyor, yerleşiyor. Ve A bölgesi bir sonraki amino asit taşıyıcı RNA için hazır hale geliyor. Bağlanması için hazır hale geliyor. Buradaki olaylar sırasında arkadaşlar amino asitin bakın neresinden neresine gerçekleşiyor? Amino asitin N ucundan yani amino ucundan karboksil ucuna doğru gerçekleşiyor. Bunu da unutmayalım. Amino ucundan karboksil ucuna doğru bu olaylar gerçekleşir. O zaman şöyle yazalım. Bakın bu üç birim birleşince büyük alt birim
birim de bağlanır. Büyük alt birimde bağlanır. Ve arkadaşlar translasyon başlama kompleksi tamamlanmış olur. Ve translasyon başlama kompleksi tamamlanmış olur. Tamamlanmış olur. Buradan sonra ne olacak? Dediğimiz gibi bu olaylar sırasında GTP harcanır diyelim. Şekil olarak da anlatacağım. Daha iyi anlayacaksınız. Bu olaylar sırasında GTP harcanır. Bunun harcanması sayesinde arkadaşlar dediğim gibi olayların doğruluğu kontrol edilmiş oluyor. Peki bundan sonra ne oluyor? Bakın başlama olayında başlama olayı tamamlanınca artık başlatıcı taşıyıcı RNA yani bu metiyonin amino asitini taşıyan taşıyıcı RNA ne yapıyor? Ribozomun P bölgesine yerleşiyor ve A bölgesi artık bir sonraki taşıyıcı RNA için arkadaşlar hazır hale geliyor. O zaman yazalım. Başlama olayı tamamlanınca başlatıcı tRNA ribozomun P bölgesine yerleşir ve A bölgesi bir sonraki amino asit tRNA için hazır hale gelir. Böylece artık bir sonraki taşıyıcı RNA gelip bağlanabilir buraya. Arkadaşlar bu olaylar, bunu da yazalım. Bu olaylar amino asidin N ucundan C ucuna, şuraya amino yazalım. C ucuna, yani karboksil değil mi? Karboksil ucuna doğru gerçekleşir. İşte bizim başlama evremiz burada tamamlanıyor arkadaşlar. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra uzama bölgesi yani uzama evresi başlayacak. Peki uzama evresinde neler gerçekleşecek? Şöyle iki uzama evresi diyelim. Uzama evresi. Arkadaşlar uzama evresinde de şimdi büyüyen zincir var. Sürekli büyüyen zincir. Bakın zincir nereden dışarı gönderiliyor? Burada ribozomun yapısı vardı. P bölgesinde bir çıkış tüneli vardı. Her bir amino asit eklendikçe ne yapıyor? Bu çıkış tünelinden dışarıya doğru gidiyor ve uzama gerçekleşmiş oluyor. O zaman yazalım uzama evresinde ne olacak? Arkadaşlar büyüyen zincire sürekli amino asitler eklenecek. Her eklenme sırasında da işte uzama faktörleri dediğimiz faktörler vardır. Bu faktörler arkadaşlar proteinin işlevini gerçekleştirecek. Yani işte protein artık uzamış olacak. Polipeptit zinciri uzamış olacak. Şimdi buradaki uzama evresi de kendi içerisinde 3 aşamalı şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bunların ayrı ayrı ne olduğunu yazmayacağım. Çünkü uzama evresini ben size şekil üstünde anlatacağım daha iyi bir şekilde. Bu yüzden de uzama evresinde kısaca bir şeyler yazacağım. Bu evrede enerji harcanıyor arkadaşlar. Birinci ve üçüncü evresinde enerji harcanır. Peki bunlar hangi evrelerdir? Kodon tanıma ve translokasyon dediğimiz basamakları vardır. Bu basamaklarda enerji harcanacak. Dediğim gibi şekil üstünde de anlatacağım ben bunları. O zaman ilk önce şöyle yazalım. Büyüyen zincire sürekli amino asit, kısaca yazıyorum. Amino asit eklenir. 3 aşamada gerçekleşir. Birinci dediğimiz kodon tanıma ve üçüncü dediğimiz de translokasyon basamaklarında GTP harcanır. GTP yani guanosin trifosfat harcanıyor. Şimdi uzama evresi de burada kalsın. Dediğim gibi uzama evresinde hemen arkada şeklim var. Şekil üzerinden anlatacağım. Gelelim sonlanma evresine. Arkadaşlar şöyle 3 diyorum. Sonlanma evresi. Şimdi sonlanma nasıl gerçekleşecek?
Arkadaşlar, mesajcı RNA'nın, bakın, uzama olayı mesajcı RNA'nın zincirindeki A bölgesine, işte durdurucu kodonların gelmesine kadar devam ediyor. Yani sonlanma evresi bu şekilde gerçekleşecek. Durdurucu kodonlardan herhangi biri gelecek. Peki bu durdurucu kodonlar nelerdir? UAA, UAG ve UGA. 3 tane durdurucu kodonunuz vardır. Ve 3 durdurucu kodon arkadaşlar amino asit kodlamazlar. Dolayısıyla durdurucu kodon geldiği zaman amino asit bağlanmıyor. Direkt olarak polipeptid zinciri kesilip hop serbest bırakılıyor. İşte bu şekilde sonlanma olayı gerçekleşir. O zaman yazalım. Uzama olayı mRNA'nın A bölgesine durdurucu kodon ulaşıncaya kadar devam eder. Durdurucu kodonlar nelerdi? Durdurucu kodonlar, parantez içerisinde yazıyorum. UAA, UAG ve UGA. Bakın hepsi U ile başlıyor. Sadece ikinciler değişiyor. İkinci ve üçüncüler. Durdurucu kodonlar amino asit kodlamaz. Yani amino asit şifrelemiyor arkadaşlar. Sadece durdurma olayını yapar. Şimdi arkadaşlar dedik ki amino asit kodlamaz dedik. Peki direkt olarak hani başlatıcı kodon geldiğinde başlıyordu ama durdurucu kodon geldiğinde direkt ip bağ kopup hani gidiyor mu, öyle mi düşüneceğiz? Hayır. Tabii ki burada salma faktörü dediğimiz bir protein var. Bu protein devreye giriyor. Ne yapıyor peki bu protein? Arkadaşlar salma faktörü dediğimiz bu protein direkt A bölgesindeki, bakın, durma kodonuna bağlanıyor. Daha sonra bu salma faktörü polipeptit zincirine amino asit yerine su bağlıyor. Yani su molekülünün katılmasına sebep oluyor. Ve buradaki su molekülü oradaki bağın hidrolizine sebep oluyor. Hidroliz neydi? Suyla parçalamaydı, değil mi? Hidrolizine sebep oluyor. Ve böylece oradaki polipeptit zinciri buradan ayrılıp çıkış tünelinden dışarı gönderiliyor. Yani bakın, hemen geliyorum. Şu A bölgesine salma faktörü dediğimiz faktör bağlanır. Daha sonra buraya bir amino asit yerine ne getirecek arkadaşlar? Su getirip bağlayacak. Bu su sayesinde şuradaki, bakın, peptit bağı koparılıp ve çıkış tünelinden bu polipeptit dışarıya gönderilir. İşte bu şekilde sonlanma olayı gerçekleşiyor. Şimdi söylediklerimizi yazalım arkadaşlar. O zaman ne dedik? Salma faktörü dedik. Bağlanıyor A bölgesine. Bakın, salma faktörü. Neydi bu salma faktörü? Bir proteindi, değil mi? Küçük bir protein olabilir. Salma faktörü A bölgesine bağlanır. A bölgesine durdurucu kodona bağlanır. A bölgesinde durdurucu kodona bağlanır. Ve amino asit yerine ne bağlıyordu? Su bağlıyordu, değil mi? Su bağlar ve, bu arada V'ler çok oldu biraz ama neyse, su bağlar ve bağın hidrolizine sebep olur. Hidrolizine sebep olur. Ne olur peki böylece? Artık polipeptid zinciri oradan ayrılır ve polipeptid zinciri çıkış tünelinden dışarı verilir. Polipeptid zinciri çıkış tünelinden dışarı verilir. Böylece arkadaşlar sonlanma olayı da, evresi de tamamlanmış olur. Evet. Bu şekilde biz anlattık. Peki bir gelelim uzama evresine. Dedim ki size şekil üzerinde anlatacağım diye. Hemen uzama evresine şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, bu şekli yine Campbell'dan aldım. Ve gerçekten Campbell'ın bu yazıları biraz çok karmaşık gelebiliyor. Ama şekil üzerinde daha iyi anlaşılıyor diyebilirim. Siz de yine çalışırken mutlaka oradan bakın. Arkadaşlar, uzama evresinde bakın ilk önce bir kodon tanıma olayı var. Şimdi birinci olarak kodon tanımadan başlıyor. Şimdi
Birinci olayda yani şurada enerji harcanacak. Peki nasıl harcanacak bu enerji? GTP'den yani guanozin trifosfattan bir tane fosfat ayrılır ve aradan açığa çıkan enerji kullanılır. Burada arkadaşlar amino asit taşıyıcı RNA'nın antikodonu A bölgesindeki mesajcı RNA kodonu ile baz çifti oluşturuyor. Yani bakın şuradaki amino asit geliyor buradaki A bölgesine. Buradaki mesajcı RNA kodonu ile ne oluşturuyor? Baz çifti oluşturuyor. Yani bağlanıyor buraya. Daha sonra GTP hidroliz ediliyor ve arkadaşlar bu adımın doğruluğu ve etkinliği artırılmış oluyor. Hani dedik ya enerji harcanmasının sebebi o adımın doğruluğunu kanıtlamak içindir. İşte burada bu adımın doğruluğu kanıtlanmış oluyor. Daha sonra bakın geldi buraya bağlandı. Burada arkadaşlar ikinci olayımız gerçekleşecek ve peptit bağı oluşacak. Peptit bağı oluşumunda yani şurada P bölgesinde bulunan amino asit tRNA vardı ya, P bölgesinde de var. Şu an A bölgesinde de var. P bölgesindeki ile A bölgesindeki arasında bir peptit bağı oluşur. Yani şurada bir ne var? Peptit bağı var. İşte bu bağ oluşunca bakın şuradaki amino asit ile taşıyıcı RNA P bölgesinde bulunan birbirinden ayrılıyor. Yani burada artık bu amino asit tRNA'nın herhangi bir görevi yok. Ayrıldı. Nereye geçecek? Buradan E bölgesine geçecek. Hemen okuyorum burada da ne yazdığımızı. Büyük alt birimin ribozomal RNA molekülü A bölgesindeki yeni amino asitin, bakın şuradaki yeni amino asidin amino grubu ile P bölgesindeki uzayan polipeptidin karboksil ucu arasında peptit bağ oluşumunu katalizler. Bakın burada ne öğrenmiş olduk? Yani buradaki enzim kimdir? Ribozomal RNA'dır. Büyük alt birimde bulunan herhangi bir ribozomal RNA buradaki olayı katalizliyor. Yani buradaki olayın gerçekleşmesini sağlıyor. Ve böylece bu ikisi arasında peptit bağı kurulduğu zaman arkadaşlar P bölgesindeki taşıyıcı RNA'dan polipeptit kalkıyor. Yani buradaki polipeptit kalkıp nereye gidiyor? A bölgesindeki amino asite gidiyor arkadaşlar. Yani şuraya gidiyor. Böylece bu P bölgesindeki taşıyıcı RNA ne oldu? Serbest kaldı ve bu bölgedeki taşıyıcı RNA nereye gitti? E bölgesine gider. Buradaki olaya da biz ne diyoruz artık? Translokasyon diyoruz. Yani yer değiştirme. Translokasyon yer değiştirmedir. Ribozomun A bölgesindeki taşıyıcı RNA P bölgesine geçer. Bakın A bölgesindeki taşıyıcı RNA P bölgesine geçiyor. P'deki de E'ye geçiyor arkadaşlar. P bölgesindeki boş kodonda boş kalan taşıyıcı RNA ne yapıyor? Serbest kalacağı E bölgesine geçiyor. Yani translokasyon yer değiştirme dediğimiz olay gerçekleşiyor. Mesajcı RNA tRNA'larla birlikte hareket ediyor arkadaşlar ve bir sonraki kodon A bölgesine gelmiş oluyor. Böylece sıradaki taşıyıcı RNA gelip buraya uygun olanı bağlanabilir. İşte bu şekilde bir translokasyon yani yer değiştirme olayı gerçekleşir. Şuradaki bakın taşıyıcı RNA serbest kalır. Bakın yeşildi, geldi bağlandı değil mi buraya? Yanına hemen siyah taşıyıcı RNA geldi bağlandı. Boyayarak da hani bir nevi anlatmak istedim. Burada bakın yeşil olan serbest kalmak üzere, siyah olana ne bağlandı? Polipeptit zinciri bağlandı. Şuraya geldiğimizde siyah olan P bölgesine geldi. Yeşil olan da ne oldu arkadaşlar? Serbest hale geldi. Buradaki A bölgesi de artık yeni bir amino asit tRNA almak için hazır hale geldi. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Uzama olayı diyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle ortasına yazayım. Uzama evresi diyorum. Bu uzama evresinin kısaca şekil üzerinde anlatılmış halidir. Daha sonra sonlanma olayı işte buradaki A bölgesine diyelim ki durdurucu kodon denk geldi. Durdurucu kodon denk geldiği zaman artık bir salma faktörü olan protein gelip bu A bölgesine bağlanıyor ve burada amino asit yerine ne getiriyor buraya? Su getirip bağlıyor. Su bağlandığı zaman buradaki bağ kopuyor ve polipeptit çıkış tünelinden serbest kalıp dışarıya çıkıyor. Böylece artık işi biten mesajcı RNA, işte küçük alt birim, büyük alt birim bunların hepsi birbirinden ayrılıyor. Mesajcı RNA eğer ki tekrar kullanılacaksa olay devam edebilir. Yani tekrardan bir protein sentezi başlayabilir. Ama kullanılmayacaksa arkadaşlar mesajcı RNA artık parçalanıp yeni bir mesajcı RNA üretimi başlayabilir diyebiliriz. Eğer protein üretilecekse tabii üretilmeyecekse herhangi bir olay gerçekleşmiyor. Evet böylece
Protein sentezi bu şekilde tamamlanıyor. Peki bundan sonra ne anlatacağız? Bakın iki şey daha anlatacağım size ve bu videoyu bitireceğim. Böylece protein sentezini artık bitirmiş olacağız. Bundan sonra da mutasyonları anlatacağım. Arkadaşlar burada size bir polizomlardan yani poliribozomlardan bahsetmek istiyorum. Poliribozomlar veya diğer bir adıyla polizomlar. Nedir poliribozom veya polizom? Arkadaşlar tek bir mesajcı RNA'yı kullanarak aynı proteinden birden fazla üretmek istiyorsak o zaman birçok ribozom yan yana gelir ve tek bir mesajcı RNA'yı kullanarak aynı proteinden çok sayıda üretebilir. İşte biz bu ribozom kümesine ne diyoruz? Poliribozom veya polizom diyoruz arkadaşlar. Unutmayın buradaki amaç tek bir mesajcı RNA'yı kullanıyor ve aynı proteinden çok sayıda üretiyor. Ve bu yüzden de poliribozom dediğimiz olay ortaya çıkıyor. O zaman şöyle yazalım. Tek mRNA'yı, tek mesajcı RNA'yı kullanarak aynı proteinden birden fazla üreten ribozom zinciridir. Ribozomlar zinciridir. Polizom budur arkadaşlar. Bakteri ve ökaryotların her ikisinde de bulunur. Yani tüm canlılarda bulunur diyebiliriz. O zaman yazalım. Tüm canlılarda bulunur. Hem kısa sürede üretmiş oluyor, hem aynı proteinden çok sayıda üretmiş oluyor. Oldukça önemli bir yapıdır. Arkadaşlar, polizomlar bu şekilde çalışma şeyinde anlattık size. Şimdi peki serbest kalan polipeptitler ne olacak? Üç boyutlu halini alacaklar. Serbest kalan polipeptitler üç boyutlu halini alır. Halini alır. Şimdi arkadaşlar bu üç boyutlu halini alırken nerelere gidecek? Ben şimdi onlardan bahsedeceğim size. Yani polipeptitlerin özel yerlere yönlendirilmesi diye bir başlık atacağız. Atalım hemen. Polipeptitlerin özel yerlere yönlendirilmesi. Şimdi burada hücrede serbest kalan arkadaşlar, ribozomlar, hani serbest olan ribozomlar hücre için gerekli olan proteinleri üretiyor. Bağlı olan ribozomlar ise hücre dışına gönderilecek olan proteinleri üretiliyor. Yani bu oldukça önemli. Serbest olanlar hücre içerisinde gerekli olan proteinleri üretiyor. Bağlı olanlar ise hücre dışına gönderilecek proteinleri. Mesela diyelim ki bir protein enzimin yapısına katılacak. O zaman nerede üretiliyor? Bağlı olan ribozomlarda üretiliyor. Eğer hücrenin içerisinde kullanılacaksa o zaman ne yapıyor? Serbest olan ribozomlar üretiliyor. İlk önce bunu bir yazalım. Bakın şöyle diyelim. Hücre içinde kullanılacak proteinler serbest ribozomlarda hücre dışına gönderilecek proteinler bağlı ribozomlarda üretilir. Peki bu bağlı ribozomlar nerede bulunur? Tabii ki arkadaşlar endoplazmik retikulumda. Endoplazmik retikulum neydi? Bizim hücremizde bulunan taşıyıcı görevi üstlenen bir organeldi. Üzerinde ribozom bulunduranlar granüllü endoplazmik retikulum, bulundurmayanlar ise granülsüz veya düz endoplazmik retikulum diye adlandırılıyor. Şimdi bizim burada önemli olan granüllü olanlar, yani üzerinde ribozom bulunduranlar. Bu granüllü endoplazmik retikulumlar arkadaşlar dışarıya gönderilecek olan proteinleri üretiyor. O zaman şöyle yazalım. Nasıl olacak peki? Biz bu granüle endoplazmik retikuluma yani endoplazmik retikulumun tamamını aslında iç zar sistemi diyoruz. Çünkü içeride bir zar sistemi halinde uzanmış haldedir arkadaşlar. O yüzden eğer karşınıza iç zar sistemi diyorsa endoplazmik retikulum gelecek aklınıza.
Ben burada olayı size şöyle uzun uzun anlatmayacağım arkadaşlar. Burada sadece sinyal tanıma reseptörü dediğimiz veya partikülü dediğimiz bir yapı var. Bundan bahsetmek istiyorum. O yüzden hani buraya geldim. Bu konuyu anlatmak istedim. Şöyle, endoplazm platikuma yani içler sistemine gönderilecek olan proteinleri tanıyan bir sinyal peptit vardır. Yani sinyal proteini vardır. Bu proteinler arkadaşlar sinyal tanıma partikülü olarak adlandırılır ve bu kompleks tarafından tanınır ve alınır. Yani şöyle düşünün. Her bir işte ribozomun üstünde işte endoplazm platikumunda bulunan ribozomlarda ne bulunur? Sinyal tanıma reseptörü bulunur. Bu sinyal tanıma reseptörleri partikülleri sayesinde ilgili olan protein işte o sinyale göre gerekli yerlere gönderiliyor arkadaşlar. Kısaca bunu bilmemiz gerekir aslında. Şöyle yazalım. Sinyal tanıma partikülü. Arkadaşlar bu kısaca SRP olarak yazılabiliyor. Hani bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Sinyal tanıma partikülü sayesinde ilgili proteinler gerekli yerlere gönderilir. Evet, bu şekilde sinyal tanıma reseptöründe anlatmış olduk size arkadaşlar. Partikülünü anlattık. Şimdi polipeptitler bu şekilde özel yerlere gönderiliyor. Böylece biz polipeptiti üretimini yani protein sentezini bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda size mutasyonlardan bahsedeceğim. Şimdi DNA'dan bahsettik. RNA çeşitlerinden, RNA'dan bahsettik. Mutasyonlardan bahsetmesek olmaz. O yüzden bir sonraki videoda size mutasyonlardan bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.